Savaş ve Barış. Milattan sonra 626 yılının ilk aylarında Fatıma bir erkek çocuğu daha dünyaya getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El Hasan ismini çok seviyordu. Bu nedenle Fatıma'nın ikinci çocuğuna Küçük Hasan, yani küçük güzel adam anlamına gelen Hüseyin adını verdi. O sıralarda fakirlerin annesi diye tanınan yeni zevcesi Zeynep hastalandı ve vefat etti. Vefat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle henüz 8 aylık evliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırdı ve onu Baki mezarlığında kızı Rukiye'nin mezarının yakınına gömdü. Bunu takip eden Ay, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni Ebu Seleme, Uhud'da aldığı önce çabuk iyileşen fakat sonradan tekrar açılan yara nedeniyle öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü sırada onun yanındaydı ve o son nefesini verirken dua ediyordu. Öldükten sonra gözlerini de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapattı. Ebu Seleme radıyallahu anh ve Ümmü Seleme radıyallahu anha birbirine çok bağlı bir çiftti. Ümmü Seleme kocasına ikisinden biri öldüğünde evlenmemek üzere anlaşma yapmalarını teklif etti. Fakat Ebu Seleme eğer kendisi önce ölürse karısının mutlaka evlenmesi gerektiğini söyledi ve şöyle dua etti. Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra benden daha iyi ve ona acı ve elem çektirmeyecek bir koca ver. Ebu Seleme'nin ölümünden 4 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'ye evlenme teklif etti. Ümmü Seleme kendisinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uygun bir eş olmadığını öne sürdü. Ben yaşlı bir kadınım dedi ve yetimlerin annesiyim. Bunların yanı sıra bir de benim kıskançlık huyum var ey Allah'ın Resulü. Senin birden fazla eşin var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Yaş konusunu ele alırsak ben senden yaşlıyım. Kıskançlığa gelince Allah'a bu huyu senden alması için dua ederim. Çocuklarına ise Allah ve Resulü göz kulak olacaktır. Böylece evlendiler ve Ümmü Seleme sağlığında Zeynep'in olan odaya yerleşti. Ümmü Seleme radıyallahu anha yaşı ile ilgili söylediklerine rağmen henüz 29 yaşında genç bir kadındı. Ebu Seleme ile Habeşistan'a hicret ettiğinde sadece 18 yaşındaydı. Kıskançlığına gelince Ümmü Seleme bu evlilikle imtihan edileceğinden haklı olarak korkuyordu. Bu korkuyu taşıyan sadece o değildi. Ayşe, Hafsa ve Zeynep'i zorluk çekmeden kabul etmişti. Fakat belki de kendi yaşı ilerlediği için 14 yaşındaydı, bu kez durum farklıydı. Ayşe radıyallahu anha Ümmü Seleme'yi sık sık görürdü. Fatıma'nın düğün hazırlıklarını birlikte yapmışlardı. Fakat Ayşe hiçbir zaman ona muhtemel bir rakip gözüyle bakmamıştı. Fakat şimdi Medine'de herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evliliğinden ve gelinin güzelliğinden konuşuyordu. Hazreti Ayşe bunları duyduğunda sıkılmıştı. Onun güzelliğiyle ilgili şeyler bana anlatılınca çok üzülmüştüm dedi. Onu yakından görebilmek için gittim ve onun anlatılandan kat kat daha güzel olduğunu gördüm. Bunu Hafsa'ya da anlattım. Hafsa, "Hayır, sen kıskandığın için böyle söylüyorsun. O anlattıkları gibi değil." dedi. Daha sonra kendi gözüyle karar vermek için Ümmü Seleme'nin yanına gitti. Döndüğünde bana, "Onu kendi gözlerimle gördüm. Senin söylediğin kadar güzel değil ama yine de güzel sayılır." dedi. Bunun üzerine tekrar onu görmeye gittim. Gerçekten de Hafsa'nın dediği gibiydi. Fakat ben yine de kıskanıyordum. Ebu Sufyan'ın Uhud'dan sonra teklif ettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabul ettiği Bedir'de yapılacak olan ikinci çarpışmanın zamanı yaklaşıyordu. Fakat o yıl kurak bir yıldı ve Ebu Sufyan yolculukta atların ve develerin yiyebileceği yeşillikler olmadığının farkındaydı. Savaş boyunca gerekli olan yemi Mekke'den taşımaları gerekiyordu. Fakat Mekke'deki stokları da bitmek üzereydi. Ebu Sufyan kendi tekliflerinden geri dönme şerefsizliğini göstermek istemiyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlaşmayı bozmasını bekliyordu. Fakat Yesrib'den savaşa hazırlanıldığı haberleri geliyordu. Kararını değiştirmesi için ona bazı şeyler öne sürülebilir miydi? Ebu Süfyan, Süheyl ve diğer birkaç Kureyş liderine danıştı.
birlikte bir plan yaptılar. Gatafan kabilesinin Beni Aşça kolunun liderlerinden olan Nuaym, Süheyl'in arkadaşıydı ve o sırada Mekke'deydi. Ona güvenebileceklerini düşündüler. O Kureyş'ten olmadığı için tarafsız bir objektif gözlemci ve tavsiyeci gibi görülebilirdi. Eğer Müslümanları Bedir'deki karşılaşmadan vazgeçirmeyi başarırsa ona 20 deve vereceklerini vaat ettiler. Nuaym bu teklifi kabul etti ve Vaha'ya doğru yola çıktı. Orada Ebu Sufyan'ın Bedir'deki karşılaşma için çok büyük bir ordu kurduğu haberini yaydı. Her toplulukla ayrı ayrı konuştu. Ensara, muhacirlere, Yahudilere ve münafıklara tehlikenin geldiğini söyledi ve alarm haberlerini şöyle bir tavsiyeyle bağladı. Burada kalın, onlara karşı çıkmayın. Hiçbirinizin sağ olarak geri dönebileceğinizi zannetmem. Yahudiler ve münafıklar Mekkelilerin ordu hazırlamasına sevindiler ve bu haberlerin Medine'de daha da yayılmasını sağladılar. Nuaym Müslümanlar üzerinde de etkili olmuştu. Çoğu Bedir'e gitmenin akıl kârı olmadığını düşünüyordu. Müslümanların bu tutumunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de haber aldı ve kendisiyle birlikte kimsenin gelmeyeceğinden endişe etmeye başladı. Fakat Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma her ne olursa olsun Kureyş'e verdiği sözden dönmemesi için onu uyardılar. Allah dinini destekler dediler ve Allah Resulüne güç verir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek başıma bile olsam gideceğim dedi. Bu iki kelime Nuaym'ın tam başaracağını sandığı anda tüm çabalarının boşa gitmesine neden oldu. Fakat kendisine rağmen görevinin yanlış olduğunu fark etmişti. Medine'de kendi deneyimlerinin ve etkisinin ötesinde bir şeylerin yürürlükte olduğunu anlamış ve İslam'ın ilk tohumları kalbine yerleşmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceden kararlaştırdığı şekilde çok sayıda deve ve sürücüsüyle 10 da atlı adamı yanına alarak yola çıktı. Çoğu Bedir panayırında satmak üzere yanlarına ticari eşya almışlardı. O sırada Ebu Sufyan Kureyşlilere şöyle diyordu. Bir iki günü yolda geçirelim, sonra geri dönelim. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkmazsa bizim yola çıktığımızı ve tekrar geri döndüğümüzü duyacaktır. O sözünde durmamış ve sözünde dönme suçu ona ait olacaktır. Fakat Ebu Sufyan'ın ümitlerinin tersine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları gelmişler ve Bedir panayırında 8 gün kalmışlardı. Panayıra katılan Araplar ise Kureyş'in sözünden döndüğü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünde durduğu haberini tüm Arabistan'a yaymışlardı. Müslümanların moral zaferinin arttığı ve kendilerinin Arapların gözünden düştüğü haberi Mekke'ye ulaştığında Safvan ve diğerleri Bedir'de ikinci bir karşılaşma için söz verdiği için Ebu Sufyan'ı azarladılar. Fakat bu başarısızlık onların bu yeni dini ve taraftarlarını ortadan kaldırmak için planladıkları büyük savaş hazırlıklarını engellemedi. Bedir'den döndükten sonra Medine'de bir ay boyunca barış dolu bir ortam yaşandı. Fakat bir ay kadar bir süre sonra bazı Gatafan kabilelerinin Yesrib'e saldırı hazırlıklarına giriştiği haberi ulaştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen 400 kişilik bir ordu kurup Necd üzerine yürüdü. Ama onlar oraya ulaştıklarında düşman çoktan kaçmıştı. Bu sefer sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme korku namazını nasıl kılacağını anlatan bir vahiy geldi. Bu ayetlerde savaş sırasında ordunun nasıl namaz kılacağı, düşmandan korku anında neler yapılacağı, nasıl bir grup namaz kılarken diğer bir grubun gözcülük edeceği anlatılıyordu. Bu grupla birlikte yolculuk edenlerden biri de Abdullah'ın oğlu Cabir idi. Daha sonraki yıllarda konak yerlerinden birinde meydana gelen bir olayı şöyle anlattı. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken asaptan biri elinde yakaladığı bir kuşla geldi. O sırada yavru kuşun annesi kendisini o adamın ellerine attı. İnsanların yüzü şaşkınlıkla dolmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu kuşa mı hayret ediyorsunuz? Onun yavrusunu aldınız, o da merhametinden kendisini sizin ellerinize yavrusunun yanına attı.
Allah'a yemin ederim ki Rabbiniz size karşı bu kuşun yavrusuna gösterdiği merhametten daha fazla merhamet eder. Daha sonra adama yavru kuşu aldığı yere koymasını emretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde de şöyle demiştir. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, sığırlar ve diğer hayvanlara indirmiştir. Bu şekilde bu yaratıklar birbirlerine karşı merhamet beslerler ve vahşi yaratıklar yavrusuna karşı merhametli olmaya yönelir. Geri kalan 99 merhameti de Allah kendisine ayırmıştır. Bununla hesap günü kullarına merhamet eder. Cabir radıyallahu anh Medine'ye dönerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte birkaç kişinin geriden takip ettiği ve diğer grupların çok önlerde yol aldığı haberini de vermiştir. Cabir'in devesi yaşlı ve zayıf olduğu için çoğunluğunu oluşturan ilk gruba ayak uyduramamış ve geri kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona rastlayınca neden bu kadar geri kaldığını sordu. O, ey Allah'ın Resulü dedi, bu deve bundan hızlı gidemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deveni çöktür dedi. Kendi devesini de çöktürdü. Cabir radıyallahu anh bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Şu sopayı bana ver dedi. Ben de verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elindeki sopayla bir iki kez ona vurdu. Daha sonra deveme binmemi istedi ve yolumuza devam ettik. Resulünü hakla gönderene yemin olsun ki benim devem onunkini geçti. Yol boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sohbet ettik. O bana, deveni bana satar mısın dedi. Ben, onu sana hibe ederim dedim. O, hayır, onu bana sat dedi. Cabir, onun sesinin tonundan pazarlık yapmak istediğini anladı. Ona bir fiyat vermesini söyledim, dedi. Cabir, bana, ona bir dirhem veririm dedi. Ben, bu çok az dedim. O, sallallahu aleyhi ve sellem, peki iki dirhem olsun dedi. Fakat ben yine hayır dedim. O da fiyatı 40 dirheme yani bir birim altına ulaşıncaya kadar yükseltti. Bu fiyata razı oldum. Bana sen hiç evlendin mi Cabir diye sordu. Ben de evlendiğimi söyledim. O daha önceden evlenmiş biriyle mi yoksa bakireyle mi diye sordu. Ben daha önce evlenmiş biriyle deyince neden bir kızla evlenmedin? Sen onunla oynardın, o da seninle oynardı dedi. Ey Allah'ın Resulü dedim. Babam Uhud'da öldü. Geride kalan 7 kız kardeşimi bana emanet etti. Bu nedenle onlara bakacak, saçlarını tarayacak ve onlara annelik edecek bir kadınla evlendim. Bana iyi bir seçim yaptığımı söyledi. Daha sonra bana Medine'den 3 mil uzaktaki Şirar'a ulaştıklarında develeri orada kurban edeceğinden, günü orada geçireceğimizden ve karımın bizim eve dönüş haberimizi aldığında minderlerin tozunu silkmeye girişeceğinden bahsetti. Bizim hiç minderimiz yok dedim. O sallallahu aleyhi ve sellem olacak eve döndüğünde yapılması gerekenleri yap dedi. Döndüğümüz günden sonraki ilk sabah devemi aldım ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı önüne çöktürdüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana deveyi oraya bırakıp mescitte 2 rekat namaz kılmamı söyledi. Ben de onun dediğini yaptım. Daha sonra Hazreti Bilal'e bana bir birim altın vermesini emretti. Bilal radıyallahu anh terazinin tarttığından biraz daha fazlasını verdi. Altını aldım ve gitmek üzere geri döndüm. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni geri çağırdı. Deveni al dedi. O senindir. Onun için sana ödenen para da senindir. Bu aylardan birinde Farisi Selman danışmak ve yardım dilemek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Beni Kurayza Yahudilerinden olan sahibi onu Medine'nin güneyindeki arazisinde o kadar sıkı çalışmaya zorluyordu ki. Selman radıyallahu anh'ın Müslüman cemaatle yakın bir ilişkiye girmesi mümkün olmuyordu. O ne Uhud'da, ne Bedir'de, ne de son 4 yılda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli aralıklarla yaptığı seferlerin hiçbirinde bulunamamıştı. Bu durumundan kurtulmasına bir çare yok muydu? Sahibine, özgürlüğüne kavuşmasının kendisine kaça mal olacağını sormuştu. Fakat sahibinin öne sürdüğü fiyat çok yüksekti.
özgürlüğüne kavuşabilmesi için ona 40 birim altın vermesi ve 300 hurma ağacı dikmesi gerekiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altınları ve hurma ağaçlarını vereceği, buna karşılık kendisinin özgür olacağını belirten bir anlaşma metni yazmalarını söyledi. Daha sonra arkadaşlarını çağırdı ve onlardan hurma ağaçlarının dikiminde Selman'a yardım etmelerini istedi. Biri 30, biri 20 hurma fidanı verdi. Derken fidanların sayısı 300'e tamamlandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman, git ve çukurlara aç, daha sonra beni çağır. Ağaçları elimle ben dikeceğim," dedi. Ashab da Selman'a araziyi hazırlamada yardım ettiler. 300 hurmanın hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle dikti. Ağaçların hepsi kök saldı ve gelişti. Fiyatın geri kalanını ödemek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maden ocaklarından biri tarafından verilen kuş yumurtası büyüklüğündeki altın parçasını Selman'a verdi. Selman radıyallahu anh bunun özgürlüğünü satın almaya yetmeyeceğini düşünerek, "Bu benim ödemem gerekenin ne kadarını karşılar acaba?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altını ondan aldı ve ağzına koyup dilinin etrafında çevirdi. Sonra Selman'a uzattı ve "Bunu al, fiyatın tümünü bununla öde," dedi. Selman radıyallahu anh 40 birim altına denk gelen bu altını verdi ve özgürlüğüne kavuştu. Medine'de bir ay daha barış yaşandı. Bir aydan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam 1000 kişilik bir orduyla Suriye sınırındaki Dumat el-Cendel vadisine doğru 500 millik bir sefer yaptı. Çoğu Beni Kalp kabilesinden olan çapulcuların buralarda karışıklıklar çıkardığı haberi gelmişti. Çapulcular birçok kez Medine'ye gitmekte olan kervanların un ve yağ stoklarına el koymuşlardı. Onların Kureyş'le bir anlaşmaya girmiş olmaları ihtimali de vardı. Eğer Kureyş bir gün İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için saldırıya geçerse, bunlar da kuzeyden onlara destek olabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları sürekli böyle bir güne hazırlanıyorlardı. Her ne kadar bu seferin sonuçları çapulcuları bastırıp onların sürülerini ve mallarını ganimet olarak almak gibi görünüyorsa da, bu yürüyüş kuzeydeki kabilelerin Arabistan'da gelişen bu yeni gücü fark etmelerini sağlamıştı. Eskiden uzun yıllar süren iç savaşlar Medine'yi dış saldırıya açık hale getiriyordu. Fakat içerideki bu uyuşmazlık yerini büyük ve şaşırtıcı bir hızla yayılan bir ahenk ve uyuşmaya bırakmıştı. Bu ahengi daha korkulacak hale getiren de Medinelilerin en kesin savunma aracının saldırı olduğunu anlamaları ve buna göre davranmalarıydı. Dışarıdan görünen buydu. Fakat yakından topluluğu gözleyenler bu gücün göründüğünden de büyük olduğunu görebiliyorlardı. Çünkü bu güç mucizevi bir birliğe dayanıyordu. Vahiy de şöyle deniyordu: "Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah onların aralarını uzlaştırdı." Bu birliğin gerçekleşmesini sağlayan en büyük etken de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığıydı. Onun varlığının cazibesi Allah tarafından o denli arttırılmıştı ki iyi niyetli hiçbir kimse ona karşı koyamazdı. "Ben size oğlunuzdan, babanızdan ve diğer insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmazsınız." Fakat cümle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğini belirtmekten çok zaten var olan ve "anam babam sana feda olsun" deyimiyle ifade edilen sevginin tasdiklenmesiydi. Barış zamanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için dinlenme zamanları değildi. O günün üçte birinin ibadet, üçte birinin iş ve üçte birinin de aile ile ilgilenerek geçirilmesinin ideal olduğunu söylemişti. Son olarak belirtilen zamanın içine yemek ve uyku da dahildi. İbadete gelince çoğunlukla geceleri yapılıyordu. Akşam ve sabah namazlarının yanı sıra bu namazlardan sonra nafile namazlar da kılınıyordu. Aynı zamanda Kur'an'da uzun uzun Kur'an okunulması söyleniyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ashaba birçok dualar öğretiyordu. Uzun gece namazları vahyin ilk indiği günlerden itibaren adet olmuştu.
Fakat bu ayetlerin indiği topluluk seçilmiş bir topluluktu. Medine'de de seçilmiş bir müminler topluluğu vardı. Ancak son yıllarda İslam'ın hızla yayılmasıyla bu seçilmiş topluluk azınlık haline gelmişti. Uzun süre namaz kılma zorunluluğunu azaltmak için bir ayette gruba "sizinle birlikte olanlar" diye değiniliyordu. Gerçekten Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde namaz için kalktığını bilmektedir. Seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını bilmektedir. Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi. Böylece de tevbenizi kabul etti. Şu halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Bununla birlikte ashab gecenin çoğunda namaz kılmaya devam ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin en hayırlı bölümünün son üçte biri olduğunu söylemişti. Her gece gecenin son üçte biri gelmeden Rabbimiz Teala en alt semaya tecelli eder ve şöyle der: "Beni çağıran kim ki ona cevap vereyim?" Bu sıralarda müminleri tanımlayan şu ayetler de nazil oldu. Onların yanları gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve ümitle dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Artık hiçbir nefis yapmakta olduklarına karşılık olmak üzere kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin, sayısız nimetlerin saklandığını bilmez. Günün eşit parçalarını oluşturması gereken ibadet, çalışma ve aileyle ilgilenme vakitleri ancak yaklaşık olarak eşitlenebiliyordu. Aileyle ilgilenmeye gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi evi yoktu ve her akşam sırası gelen eşinin evine gider ve orası onun 24 saatlik evi olurdu. Gün boyunca kızları veya halası Safiye onu ziyaret eder veya o onları ziyaret ederdi. Fatıma radıyallahu anha çoğunlukla iki oğlunu ona göstermek için getirirdi. Hasan yaklaşık olarak 1,5 yaşında, Hüseyin ise 8 aylıktı ve henüz yürümeye başlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla annesi Zeynep'in yanından ayrılmayan torunu Ümame'yi de severdi. Birkaç kez Peygamber aleyhissalatü vesselam onu mescide getirmişti. Namaz sırasında ayakta durduğu zamanlar omuzunda taşımış, rükû ve secde sırasında yanında oturtmuştu. Ayağa kalktığında tekrar omuzuna bindirmiş ve namazı bu şekilde kıldırmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği çocuklardan biri de Zeyd ve Ümmü Eymen'in oğulları Üsame'ydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu hem kendisine değer verdiği hem de anne ve babasını sevdiği için seviyordu. Üsame evin bir torunu olarak çoğunlukla evin içinde veya kapısının önünde vakit geçirirdi. Çoğu öğleden sonraları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğu gibi Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ziyaret ederdi. Çoğu zaman aile meseleleri ve iş konuşmaları birbirinin aynı oluyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devlet meselelerini kayınpederi Ebu Bekir, oğlu Zeyd ve damatları Ali ve Osman'a sormayı tercih ederdi. Fakat iş sanki Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanını alacak kadar fazlaydı. Çünkü tüm Medine'de bir problemi çözmede, bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmada hiçbir söz onunkisi kadar etkili değildi. Hatta ihtiyaçları olduğunda kendisine inanmayan bazıları da ondan yardım istiyordu. Yahudilerle Müslümanlar arasında da sık sık anlaşmazlıklar meydana geliyordu. Çoğunlukla da zulme uğrayan davacı oluyordu. Örneğin Ensardan biri Yahudinin birinin ettiği yemini duyduğunda onu pataklamıştı. "Müslüman, sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken nasıl Musa'yı bütün alemlerin üstüne seçkin kılana andolsun dersin?" demişti. Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmiş, o da sinirlenerek Müslüman'ı azarlamıştı. Kur'an'da Musa aleyhisselam hakkında şöyle deniyordu: "Allah Celle Celaluhu, ey Musa dedi, sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti." Adamın asıl düşüncesini anlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
benim Musa'dan daha iyi olduğumu söyleme diye ekledi. Başka bir yanlışlığa dikkati çekerek de hiçbiriniz benim Yunus'tan daha iyi olduğumu söylemesin demiştir. Vahiy zaten onlar İslam akidesini tanımlarken şöyle diyordu. Onun peygamberleri arasında hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Hem içteki ahengi sağlamak hem de Arabistan'daki ve daha ötelerdeki uluslarla ilişkileri düzene sokmak gibi toplumun genel ihtiyaçlarının yanı sıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin tamamen kişisel olan problemlerini çözmede onlara yardım etmek durumundaydı. Bu kişisel problemler bazen Selman'ınki gibi tamamen maddi, bazen de Temim kabilesinden Hanzala'nınki gibi manevi oluyordu. Hanzala ilk önce durumunu Ebu Bekir radıyallahu anh'a açmış, fakat Ebu Bekir bu soruna daha yetkili birinin, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çözüm getirebileceğini hissetmişti. Adamın yüzü acıyla doluydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sorunun ne olduğunu sorduğunda, "Ey Allah'ın Resulü, Hanzala iki yüzlü bir adam," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla neyi kastettiğini sorduğunda şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, biz senin yanındayken sen bize cennet ve cehennemi anlatıyorsun. Biz de onları görür gibi oluyoruz. Fakat senden ayrıldığımız zaman hanımlarımız, çocuklarımız ve mallarımız bizi kendilerine çekiyor ve biz senin söylediklerini unutuyoruz." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı, bu ideallere ulaşmak için gösterilen çabanın günlük hayatın normal akışını durdurmaksızın sürmesi gerektiğini vurguluyordu. "Nefsimi kudret elinde tutana andolsun ki," dedi, "eğer siz sürekli benim yanımdayken veya Allah'ı hatırladığınız zaman içinde bulunduğunuz hal üzere olsaydınız, şüphesiz melekler sizinle musafaha ederler ve sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi." Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yüklenen sorunlar kaçınılmazdı. Fakat onun başka yönlerden korunması gerekiyordu. İşte bu koruma, onun ayrıcalıklı konumunu vurgulayan beklenmedik bir olayla ilgili olarak ortaya çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Zeyd'e bir şey sormak için evine gitmişti. Kapıyı Zeynep radıyallahu anha açtı ve kapının önünde durarak Zeyd'in evde olmadığını söyledi. Fakat yine de içeri girmesi için onu davet etti. Bir anlık bakışma, iki kuzen arasında sürekli var olan sevginin ikisi tarafından da farkına varılmasına yol açtı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Zeynep'in kendisini sevdiğini, kendisinin de Zeynep'i sevdiğini ve bunu Zeynep'in de bildiğini biliyordu. Fakat bunun ne anlamı olabilirdi? Duyguların şiddetine şaşırarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teklifini reddetti. Zeynep onun uzaklaşırken şöyle dua ettiğini duydu. "Hamd Allah Teala'yadır. Hamd insanların kalbini düzenleyen ve idare eden Allah'adır." Zeyd radıyallahu anh eve döndüğünde Zeynep ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretini ve giderken okuduğu duayı anlattı. Zeyd hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. "Evime geldiğini duydum. Bana annemden ve babamdan daha yakın olduğun halde neden içeri girmedin? Yoksa Zeynep mi hoşuna gitti? Eğer öyleyse onu boşayayım." Bu zayıf bir rivayettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep'i doğduğundan beri tanıdığı, orada ilk defa görmediği ve Zeynep pek taraftar olmadığı halde onun Zeyd'le evlenmesinde ısrar ettiği hatırlanmalıdır. Bu olay kendi sınırları içinde istediği kadınla evlenen feodal beyleri hatırlatmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil oğulluğunun başka bir Müslümanın veya kafirin karısına bile göz dikmekten uzaktır. Gerçi bu da bir insandır ama Allah'ın onda canlı hale getirdiği İslam ahlakı ve Müslüman karakteri buna müsaade etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ısrar ederek "Karını tut ve Allah'tan kork," dedi. O bir keresinde mübah olan şeyler için Allah'ın en sevmediği şey boşanmadır demişti.
Zeyd radıyallahu anh ertesi gün tekrar aynı teklifle geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yine aynı şeyi söylemişti. Fakat Zeyd ile Zeynep'in evliliği mutlu bir evlilik değildi ve Zeyd artık buna dayanamıyordu. Bu nedenle karısıyla anlaştı ve Zeynep'i boşadı. Yine de bu boşanma Zeynep'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için uygun bir eş kılmıyordu. Çünkü Kur'an kendi sulplerinden çıkan oğullarının hanımlarıyla evlenmeyi yasaklıyordu. Ve biyolojik olarak kendinin olan bir çocukla evlat edinilen bir çocuğu ayrı tutmama uzun zamandan beri devam eden bir gelenekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu evlenmeye müsait değildi. Çünkü İslam'ın müsaade ettiği sayıda en fazla 4 eşi vardı. Bu olaydan sonra birkaç ay geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından biriyle konuşurken vahiy geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine geldiğinde ilk sözü şunlar oldu. Kim gidip Zeynep'e müjde verecek ve Allah'ın onu gökte benimle evlendirdiğini haber verecek? Uzun süreden beri kendisini aileden sayan Safiye'nin hizmetçisi Selma oradaydı. Bu sözleri duyunca hemen Zeynep'in evine gitti. Zeynep bu sevinçli haberi duyunca Allah'a hamd etti ve hemen Kabe'ye doğru secdeye kapandı. Daha sonra bileziklerini, bilekliklerini ve gümüş kolyelerini toplayıp Selma'ya verdi. Zeynep radıyallahu anha artık genç değildi. Hemen hemen 40 yaşına gelmişti. Fakat yine de dikkat çekici güzelliğini koruyordu. Bunun yanı sıra o zahit bir kadındı. Uzun gece namazları kılar, nafile oruç tutar ve cömertçe fakirlere dağıtırdı. Dericilikten anladığı için ayakkabı ve çeşitli eşyalar yapar ve bunlardan kazandığı parayı sadaka olarak harcardı. Bu kez onun için bir düğün merasimine gerek yoktu. Çünkü inen vahiy nikahın akdedildiğini belirtiyordu. Biz onu seninle evlendirmiş olduk. Yapılması gereken şey sadece gelini damadın evine götürmekti ve bu da geciktirilmeden yapıldı. Ayetler gelecekte artık evlat edinilenlerin kendi babalarının adıyla anılmaları gerektiğini de vurguluyordu. O günden itibaren 35 yıldan beri Zeyd İbni Muhammed diye anılan Zeyd, Zeyd İbni Harise diye anılmaya başlandı. Fakat bu onun evlat edinilmesi olayını yürürlükten kaldırmıyordu. Biri 50, diğeri 60'ına yaklaşmış olan evlat edinen ve edinilen arasındaki samimiyet ve sevgi de bundan bir zarar görmüyordu. Bu sadece aralarında kan bağı olmadığını hatırlatmadan ibaretti. Bu anlamda ayetler şöyle devam ediyordu. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Diğer ayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onu takip edenler arasındaki büyük ayrımı vurguluyordu. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birbirlerine hitap ettikleri gibi hitap etmezlerdi. Allah'ın ona 4'ten fazla hanımla evlenme izni vermesi sadece ona mahsustu. Toplumun geri kalanı bu izne dahil değildi. Bunun yanı sıra onun eşlerine müminlerin anneleri adı verilmiş ve onlara öyle yüksek bir statü verilmişti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onların başkalarıyla evlenmesi yasaklanmıştı. Müminlerden biri onlara bir şey sormak istediği zaman bir perde arkasından sormalıydı. Ayette şu da belirtiliyordu. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine yemek için izin verilmeden ve vaktine de bakmaksızın girmeyin. Ancak çağrılırsanız artık girin. Yemeği yediğinizde de dağılıverin. Söz ve sohbet için de evlerine girmeyin. Gerçekte bu peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır. Oysa Allah hakkı açıklamaktan utanmaz. Ashab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiği ve mümkün olduğu kadar uzun süre onun yanında kalmak istediği için onlara bu tür engeller konulması gerekliydi. Onunla birlikte olanlar ondan ayrılmak istemezlerdi. Onlar kaldıklarında ise
kimse onları suçlamazdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biriyle konuştuğu zaman ona öyle dikkat eder ve ilgisini onda öyle yoğunlaştırırdı ki karşısındaki diğerlerine verilmeyen bazı ayrıcalıkların kendisine verildiğini zannedebilirdi. O birinin elini tutsa hiçbir zaman ilk bırakan kendisi olmazdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumakla birlikte vahiy, literatüre yeni bir unsur ilave ediyordu. Bu şekilde arkadaşları ona besledikleri sevgiyi, onun yanında olmadıkları zamanlarda da ifade edebileceklerdi. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Bundan kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu da haber verdi. Bana bir melek geldi ve şöyle dedi. Sana bir kere salat eden kimse yoktur ki Allah ona 10 kez salat etmesin. Hendek. Hayber'e yerleşen Beni Nadır Yahudileri kaybettikleri toprakları tekrar kazanmaya kararlıydılar. Ümitleri Kureyş'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine düzenleyeceği son ve büyük saldırıda yoğunlaşıyordu. İslam'ın 5. yılının sonlarına doğru milattan sonra 627'nin başları bu hazırlıklar Huyay ve Hayber'deki diğer birkaç Yahudi liderinin Mekke'yi ziyaret etmesiyle karara bağlandı. Ebu Sufyan'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldırmada seninle birlikteyiz dediler. Ebu Sufyan da bize sevgili olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı bize yardım edenlerdir cevabını verdi. Bunun üzerine Safvan, Ebu Sufyan ve diğer Kureyş liderleri Yahudileri Kabe'nin içine soktular ve orada amaçlarına ulaşıncaya kadar birbirlerini terk etmeyeceklerine dair Allah adına and içtiler. Kureyşliler bu fırsattan yararlanarak Yahudilere yeni dinin kurucusu ile aralarında çatışma konusu olan inançlarıyla ilgili sorular sordular. Ebu Sufyan, ey Yahudiler dedi, siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin. Bizim dinimiz mi daha iyi yoksa onun kimi? Yahudiler şu cevabı verdiler. Sizin dininiz onunkinden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız. Bu noktada anlaşan taraflar plan hazırlamaya koyuldular. Yahudiler Medine'den hoşlanmayan tüm Necd kabilelerini ayaklandırma görevini üzerlerine almışlardı. Onları ayaklanmaya razı edemezlerse rüşvetle bu işi halledeceklerdi. Beni Esed onlara yardım etmeye hazırdır. Beni Gatafan'a gelince onlara katılmalarına karşılık kabileye Hayber'in hurma hasadının yarısı verilecekti. Beni Gatafan'dan Fezare, Mürre ve Aşça kollarının anlaşmaya dahil olmasıyla ordu yaklaşık 2000 askere ulaştı. Yahudiler Beni Süleym'den de 700 kişinin kendilerine katılmasını başardı. Bu sayı daha da fazla olabilirdi fakat Mauna kuyusu yakınındaki katliamdan sonra küçük ancak sürekli artan bir grup Müslüman olmuştu. Süleym'in güney komşusu Beni Amir ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Kureyş ve müttefikleri toplam 4000 kişiyi buluyordu. Güneyden gelecek olan birkaç grup destekle birlikte Mekke'den Medine'ye giden sahil yolunu takip edeceklerdi. Uhud'da da aynı yolu izlemişlerdi. Daha az birlik ve teşkil eden ikinci bir ordu da Medine'nin doğusundan yani Necd Ovası'ndan yaklaşacak. İki ordunun toplam olarak Kureyş'in Uhud'daki gücünün 3 katı olacağı tahmin ediliyordu. Orada Müslümanlar 3000 kişilik bir orduya yenilmişlerdi. Şimdi ise 10.000 kişi karşısında ne yapabilirlerdi? Bunun yanı sıra Kureyş bu kez 200 atlı yerine 300 atlı almıştı ve Gatafan'ın da aynı büyüklükte bir grupla onları desteklemesi bekleniyordu. Planlarına uygun olarak Mekke'den yola çıktılar. Aynı anda büyük bir ihtimalle Abbas'ın düzenlediği bir grup Huzalı atlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyı haber vermek ve ordunun gücü konusunda bilgi vermek üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Bu grup Medine'ye ancak 4 günde varabildi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hazırlanmak için sadece 1 hafta kalmıştı.
Peygamber aleyhissalatü vesselam bu haberi alınca hemen tüm Medine'ye alarm verdi ve arkadaşlarına eğer sabreder, emirlere uyar ve Allah'tan korkarlarsa zaferin kendilerinin olacağı konusunda müjdeleyici sözler söyledi. Daha sonra Uhud'da yaptığı gibi onları istişare meclisine çağırdı. En iyi savunmanın nasıl olacağı konusunda çeşitli fikirler öne sürüldü. En sonunda Selman radıyallahu anh ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz İran'dayken atlıların saldırısından korktuğumuzda etrafımıza hendek kazardık. Şimdi de etrafımıza hendek kazalım. Herkes Uhud'daki stratejiyi tekrarlamak istemediği için Selman'ın önerisini kabul etti. Zaman kısaydı ve savunmada bir boşluk bırakmamak için çabanın doruk noktasına kadar harcanması gerekiyordu. Fakat hendeğin sürekli olması gerekmiyordu. Şehrin sınırında birçok yerde savunmayı sağlayacak kaleye benzer evler vardı. Kuzeybatıda ise kale vazifesi gören fakat aralarında birleştirilmesi gereken büyük kaya yığınları vardı. Bunlardan en yakını Sel Dağı olarak bilinen yığındı ve hendeğin içinde kalması gerekiyordu. Çünkü bu dağın önündeki düzlük kamp yapmaya uygun bir yerdi. Hendek bu kamp yerini bir kaya yığınından başlayıp şehrin güney duvarındaki bir noktaya kadar uzayarak kuzeyden çevreleyecekti. Bu kazılacak olan en uzun hendekti ve en önemlisi de buydu. Stratejiyi ortaya koymanın yanı sıra Selman radıyallahu anh hendeğin hangi genişlik ve derinlikte olması gerektiğini de biliyordu. Beni Kureyza'da çalıştığı için onların hendeğin kazılması için gerekli olan tüm araçlara da sahip olduklarını biliyordu. Bu ortak düşman karşısında Beni Kureyzalılar bunlara ödünç vermekten kaçınmadılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemelerine rağmen hepsi onunla yaptıkları anlaşmanın politik bir anlaşma olduğu ve bu anlaşmayı bozmamaları gerektiği kanısındaydılar. Bu nedenle Yahudiler kazma, kürek ve çapalarını ödünç verdiler. Bunun yanı sıra sıkı hurma liflerinden örülmüş sağlam hurma sepetlerini de kazılan toprağa taşımak üzere verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam topluluğun her grubunu belirli bir hendekten sorumlu olmak üzere görevlendirdi. Kendisi de onlarla birlikte çalıştı. Her şafak vakti namazdan sonra yola çıkıyorlar ve alacakaranlıkta evlerine dönüyorlardı. İlk günlerden birinde sabahleyin hendek kazmaya giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara mescidi inşa ederken okudukları bir beyti hatırlattı. Allah'ım, ahiret saadetinden başka saadet yoktur. Muhacirleri ve ensarı bağışla. Hep birlikte bu beyti tekrarladılar. Bazen de şöyle derlerdi. Ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım, Ensar ve muhacirine merhamet et. Birbirlerine sürekli zamanın kısa olduğunu hatırlatıyorlardı. Düşman her an gelebilirdi. Kim biraz gevşeklik gösterirse hemen aralarında alay konusu oluyordu. Diğer taraftan Selman radıyallahu anh büyük bir saygı ve övünç kaynağıydı. O sadece güçlü ve sağlam vücutlu değil, aynı zamanda yıllardan beri Beni Kureyzalılar arasında yaşadığı için kazmacılık ve taşımacılıkta da becerikliydi. Kendi aralarında o 10 kişinin işini yapıyor dediler ve dostça bir tartışmaya giriştiler. Birçok yerden göç ettiği için muhacirler Selman bizimdir diye iddia ettiler. Ensar o bizden biri, bizim onda daha çok hakkımız var diye karşı çıktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman bizden yani ehli beytten biri dedi. Düşmana karşı silah olarak kullanılabilecek olan taşlar hendek boyunca Medine'nin çevresine yığıldı. Kazıdan çıkan toprak sepetlere doldurulup baş üzerinde uzağa taşınıyor ve dönüşte aynı sepetlere taş doldurulup hendeğin yanına yığılıyordu. En iyi taşlar Sel Dağı'nın eteklerinde bulunuyordu. Adamların hepsi bellerine kadar çıplaktı. Sepet bulamayanlar üstlerinden çıkardıkları elbiseleri taş ve toprakları taşımakta çuval olarak kullanıyorlardı. Hendek kazmaya gittikleri ilk sabah onları bir grup genç takip etti. Hepsi de bu çabada görev almak istiyorlardı.
En küçük olanlar hemen geri gönderildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman görünür görünmez kampı terk etmeleri şartıyla diğerlerinin kazma, taşımada yardım etmelerine izin verdi. Uhud'dan geri gönderilen Üsame radıyallahu anh, Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh ve arkadaşları artık 15 yaşındaydılar. Ve sadece kazmada değil, savaşta da diğer müminlerle birlikte görev yapacaklardı. Bunlardan biri olan Evs'in Harise kolundan Bera, sonraki yıllarda Hendek kenarında kırmızı cübbesi, tozlu göğsü ve omuzlarına değen uzun saçlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar güzel olduğunu anlatmıştır. Ondan daha güzelini görmedim demişti. Onun ve genelde tüm manzaranın ne kadar güzel olduğunu fark eden sadece Bera değildi. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çevresine baktığında çevresindekilerin basitliğini ve ne kadar doğal olduklarını, insanın fıtratına ne kadar yakın olduklarını görüp seviniyordu. Bu sevinçle sonradan herkesin katıldığı bir şarkı okumaya başladı. Hayber'in bu güzelliği bir güzellik değil. Ya Rab, bu daha saf, daha temiz bir şey. O sallallahu aleyhi ve sellem bir muhacirlerle, bir ensarla birlikte çalışıyordu. Bazen kazma, bazen kürek, bazen de sepet kullanıyordu. Fakat nerede olursa olsun olağanüstü bir zorlukla karşılaşıldığında ona haber verilmesi gerektiğini herkes biliyordu. İş çok sıkı ve zor olmasına rağmen eğlenceli dakikalar geçiriyorlardı. Mescitte yaşayan Ehl-i Suffa'dan biri olan Beni Demreli bir Müslümanın görünüşte acınacak bir hali vardı. Bunun üstüne bir de ailesi ona küçük böcek anlamına gelen Cüeyl adını vermişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre önce onun adını hayat ve ruhi sağlık anlamlarına gelen Amr olarak değiştirmişti. Hendek'te onun halini gören bir muhacir şu mısraları söylemekten kendini alamadı. Onun adını Cüeyl'den Amr'a değiştirdi. İşte o gün bu zavallı adama yardım etti. Muhacir bu beyti Amr'a okudu. Onu duyan diğerleri de beyti şarkı haline getirip gülüşerek okudular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde vurguyla söylediği Amr ve yardım kelimeleri dışında bu şarkıya katılmadı. Daha sonra onları şu şarkıyı okumaya teşvik etti. Rabbim, biz hiçbir zaman sana yönelmez, zekat vermez ve namaz kılmazdık. O halde üzerimize huzur indir. Bu karşılaşmada ayaklarımızı sabit kıl. Bu düşmanlar bizi bastırmak istiyor ve ifsad etmeye çalışıyorlar. Fakat biz onlara karşı koyuyoruz. İlk yardım çağrısı, hiçbir aletin çıkarmaya güç yetiremediği bir kaya ile karşılaşan Cabir radıyallahu anh'ten geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz su istedi ve suyun içine tükürdü. Dua ettikten sonra suyu kayanın üstüne döktü. Adamlar kayayı sanki kum yığınıymış gibi kürekle alıp attılar. Diğer bir gün de muhacirlerin yardıma ihtiyacı oldu. Rastladığı kayayı yerinden çıkarmak için bir hayli uğraşan fakat kımıldatmayı başaramayan Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı onun elinden aldı ve kayaya bir darbe indirdi. Bu darbe ile birlikte kayanın üstünden şimşek gibi bir ışık çıktı. Tüm şehri geçip güneye doğru kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez vurduğunda kuzeye, Uhud'a doğru bir ışık çıktı. Kayayı parçalayan üçüncü vuruşla da doğuya bir ışık fışkırdı. Selman radıyallahu anh bu üç ışığı da görmüş ve bir şeye delalet ettiğini düşünerek Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı vermişti. Onları gördün mü Selman? İlk ışıkla Yemen kalelerini gördüm. İkinci ışıkla Suriye kalelerini gördüm. Üçüncü ışıkla da Kisra'nın Medain'deki beyaz sarayını gördüm. İlk ışıkla Allah bana Yemen yollarını açtı. İkincisiyle batıda Suriye'ye, üçüncüsüyle de doğuya yol açtı. Hendek'te kazma işiyle uğraşanların çoğunun yeteri kadar yiyeceği yoktu ve ağır çalışma koşulları da açlığı artırıyordu.
Cabir radıyallahu anh Hendek'te kendisinden yardım istediği gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşırı derecede zayıf olduğunu fark etmişti. O akşam eve geldiğinde karısından yemek hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. Karısı, "Bu kuzudan ve bir ölçek arpadan başka şeyimiz yok," dedi. Bunun üzerine Cabir radıyallahu an kuzuyu kurban etti. Ertesi gün karısı kuzuyu haşladı, arpayı öğüttü ve ekmek yaptı. O gün hava çalışılmayacak kadar karardığında Cabir radıyallahu an Hendek'ten ayrılmak üzere olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve kuzu eti ve arpa ekmeği yemeye davet etti. Cabir şöyle dedi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuç içini benim avuç içime koydu ve parmaklarını kenetledi. Ben onun yalnız gelmesini istiyordum. Fakat o bağırarak şöyle dedi: Allah'ın Resulü ile birlikte Cabir'in evine gidin. İcabet edin. Çünkü Cabir sizi davet ediyor." Cabir bir felaket zamanında okunan şu ayeti okudu: "Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz." Daha sonra uyarmak üzere karısının yanına gitti. Karısı, "O halde bırak gelsinler. Çünkü o daha iyi bilir," dedi. Yemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kondu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti, besmele çekti ve yemeye başladı. Onunla birlikte 10 kişi daha oturuyordu. Hepsi de doyana dek yedikten sonra kalkıp evlerine gittiler ve yerlerini diğer 10 kişiye bıraktılar. Hendek'te çalışan tüm işçilerin karnı doyuncaya dek bu devam etti. Herkes doyduktan sonra bile hala biraz et ve ekmek vardı. Bir başka gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir şeyle kamp yerine gelen bir kız gördü ve onu yanına çağırdı. Kız Abdullah İbni Revaha'nın yeğeniydi. O günü şöyle anlatıyor: "Allah'ın Resulüne amcam ve babam için hurma getirdiğimi söylediğim zaman onları kendisi aldı. Fakat hurma avuçlarını dolduracak kadar çok değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bez parçası istedi. Yayılan bez parçasının üstüne hurmaları saçtı, örtünün her tarafı hurma olmuştu. Daha sonra yanındakilerden hendek kazmakta olanları yemeğe davet etmelerini istedi. İşçiler geldiler ve yemeye başladılar. Hurmalar artıyordu. Onlar karınlarını doyurup kalktığında hurma örtünün kenarlarından taşıyordu.